Asal sayılar nedir biliyor musunuz? Çünkü eğer bunu bilmiyorsanız şimdi gitmelisiniz. 1742'de matematikçi Christian Goldbach, aslında tüm çift tam sayıların iki asal sayının toplamı olarak yazılabildiğini gözlemledi. Küçük sayılar için ispatı kolaydır. Çift sayı olan 18, 7 ile 11'in toplamıdır. Çift sayı olan 24, 5 ile 19'un toplamıdır. Çift sayı olan 50, 13 ile 37'nin toplamıdır. Bir çift sayı söyleyin. 100. 1000. 183 ile 17'nin toplamıdır. Ve 1000, 521 ile 479'un toplamıdır. Ve büyük sayılar için de aynısı geçerlidir. Bir sayı seçelim. 7112. 7112 sanırım 5119'la 993'ün toplamıdır. Yine asal sayılar. Sorun şu ki herhangi bir çift sayının iki asalın toplamına eşit olduğu ispatlanamıyor. Çünkü sonsuz sayıda eleman var. Tüm sayıları kapsayacak bir kural bulunmalı. Ve bu problem matematik tarihinin en zorlu problemlerinden biridir. Bir imza alabilir miyim? Evet, tabii. Adınız? İnes. İnes için. Al bakalım İnes. Teşekkür ederim. Size bol şans. Teşekkürler. Neden bol şans? Şubat'ta Goldbach hipotezinin ispatı üzerine tezimi sunacağım için olmalı. Çabuk ol, buraya gel. Sanırım tezim mahvolmuş. Lanet olsun. Şimdi ne olacak? Tekrar yazacağım ama zaman gerekiyor. Kimse fark etmeden nasıl girdiklerini hiç anlayamıyorum. Bilmeceleri seversin, öyle değil mi? Bakalım bunu bilebilecek misin? Aralarındaki bağlantı nedir? George Cantor, Yutaka Taniyama ve Kurt Gödel. Biraz düşüneyim. Üçü de matematikçidir. Üçü de tarihe geçtiler. Üçü de kafayı yediler. Kurt Gödel eksiklik teoremini ispat etti. Kurt Gödel intihar etti. Ve birkaç gün önce ben de intiharı düşünüyordum. Ama senin sıklıkla unuttuğun oyunumuzu hatırladım ve intihardan vazgeçtim. Böyle devam edemezsin. Dışarı çıkman gerekiyor. Bunu doktor olarak söylüyorum, dostun olarak değil. Bunu bana günde 3 defa söylüyorsun ve matematikçi olarak konuşuyorum, bir arkadaş olarak değil. Aslında buradan uzaklaşıyorum. Bugün postadan ne geldi görmek ister misin? Heh. Kale F8'den E8'e. Göreceksin. Eğer bu bilmeceyi çözebilirseniz, ki çözebileceğinizden eminim, en parlak matematikçilerle beraber bir hafta sonu toplantısına davet edileceksiniz. Saygılarımla Fermat. Bilmece neymiş peki? İşte bir sayı dizisi. Sayı dizisinin kuralını bulmalıyım. 10 günüm var ve pek kolay değil. 5, 4, 2, 9, 8, 6, 7, 3, 1. 5, 4, 2, 9, 8, 6, 7, 3, 1. 10 gün sonra. 5, 4, 2, 9, 8, 6, 7, 3, 1. Evet. Problemi çözdün mü? Çözemedim. Ayrıca bugün son gündü. Eğer gece kalmak istersen anahtarı bırakırım. Posta kutusuna at. İşte. Teşekkür ederim. Bir şey daha. Lütfen kullandığın kitapları yerlerine alfabetik sırayla koy. Rakamların alfabetik sırası. Alfabetik sıra. Alfabetik sıra. Alfabetik sıra. Alfabetik sıra. Alfabetik. Sayın beyefendi, yalnızca siz ve 3 kişi daha bu problemi çözmeyi başardı. Daha önceki mektupta söylediğim gibi, başkanlık ettiğim matematik birliği olarak bilgi alışverişi için düzenlediğimiz bu toplantıyı katkılarınızla şereflendireceğinizi umuyoruz. Umarım test için alınmamışsınızdır. Artık size güvenebileceğime eminim. Ve bana güveniyorsanız talimatlarıma uyun. ...25 Temmuz Cuma günü saat 19'da buluşma noktasına gidin. 141 numaralı yoldan 18. kilometreye kadar ilerleyin. Çatalda yoldan ayrılın ve düz devam edin. Unutmayın, gelmiş geçmiş en gizemli problemi çözebilmek için size ve sizin aklınıza güveniyorum. Yanınıza telefon almayın. Diğer konuklara kimliğiniz hakkında bilgi vermeyin. Toplantı için size verdiğimiz isim Pascal. Saygılarımla Fermat. Affedersiniz, arabam bozuldu da. Eski arabalarında sorunu bu işte, Bay Hilbert. Aynı yere gidiyoruz. Evet, tesadüfe bakın. Daima mantık üzerine çalıştıkça tesadüflerin değerini anlıyorsunuz. Bu söz kimin biliyor musunuz? Hayır. Benim. Merhaba. Gizemli toplantıya mı gidiyorsun? Davetiye göre Bana konulan isim Olivia. Olivia Sabuco'nun Olivia'sı değil mi? 16. yüzyıl bilim kadını. Evet. Ben mucidim. Kullandığım herhangi bir şey icat ettiniz mi? Bilemiyorum. Birçok şey var. Yani su cenderelerinden tutun da... Durun. Şöyle şeyler. Onu seveceksiniz. Evet. Bu aslında mısırı buraya koyuyorsunuz. Ve sonra ağzından... Patlamış mısır çıkarıyor. Bu bir ördek. Neden bunları kullanıyoruz? Çünkü teorik olarak bu toplantılarda önemli olan şey fikirlerdir, insanlar değil. Bunu güzel kılan da bu. Ben olduğum için insanların beni haklı bulmasından bıktım. Evet, birbirimizi tanımamamız daha iyi. Ama ben sizi tanıyorum. Fotoğrafınızı dergide görmüştüm. Dergide Goldbach hipotezini çözdüğünüz yazıyordu. Bu doğru mu? Bu dediğiniz doğru olsa bile kimsenin bilmemesi bence daha iyi olur. Merhaba. Hepimiz buradayız. Bence birbirimizi tanımamalıyız. Ve tanımıyoruz. Çünkü Bay Galois beni yoldan aldı. Saat 19. Şimdi ne olacak? Tam olarak yarım dakikamız var. Sanırım gelip bizi alacaklar. Toplantılara katılmış mıydınız? Evet, her zaman böyle toplantılar olur. Bahse girerim, bizi buradan lüks bir araçla alacaklardır. Gelecek kişi pek dakik değil. 5 saniye sonra 7 olacak. Evet, 3 saniye, 2, 1. Işıklar. Hey! 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 Görünüşe bakılırsa lüks arabayı bulmuşsun. Aslında bu bana şu çobanla ilgili meşhur problemi hatırlattı. Çoban tekneyle nehri geçmeli. Ve yanında ne olduğunu biliyorsunuzdur. Bir koyun, bir kurt ve elbette bir de lahana. Teknede yalnızca 2 tanesi olabilir. Çoban ve koyun ya da çoban ve lahana. Ya ama çoban neden kurt getirsin ki? Dahası bu olayla alakasını da çözebilmiş değilim. Sanırım Profesör Hilbert'in kastettiği şu: birimiz çoban, birimiz kurt, birimiz koyun ve birimiz de lahanayız. Arabanın sistemlerini cep bilgisayarına bağlamışlar. Muhtemelen farları saat 19'da yanıp sönecek şekilde programladılar. Şimdi ne olacak? Nereye gideceğiz? Şu anda buradayız. Ve şuraya gitmemiz gerek. İşte. Tamam, şuraya girmeliyiz. Buraya mı? Ama burası tahıl ambarı. Bundan çok daha şık tavuk çiftlikleri görmüştüm. Genelde bu tarz toplantılar zarif bir odada yapılır. Matematik kitaplarıyla dolu bir kütüphanede. Hesaplamalar için bir kara tahta, güzel bir kanepe, koltuklar ve çay eşliğinde. İşte, eksik bir şey var mı? Elbette. İlk bakışta göze çarpıyor. Bay Fermat'ı göremiyorum. Saat kaç? 21:50. Ev sahibimizi tanıyan var mı acaba? Bildiğim tek şey, bir şey bilmediğimdir. Şu aşamada bir şey bilemeyiz, değil mi? Ben biliyorum. Bir araştırma yaptım ve Fermat hakkında bir şeyler buldum. Söylememi ister misiniz? Ama bu kurallara aykırı, bilmemeyi tercih ederim. Doğru. Ama şimdi birimizin elinde daha fazla bilgi olduğuna göre... aynı bilgi düzeyine gelebilmek için paylaşmamız mantıklı olmaz mı? Evet. Bundan bir ay önce problemin cevabını Fermat'ın posta kutusuna göndermemiz gerekiyordu. 325 numaralı posta kutusu. Ben de 325 numaralı o posta kutusunun sahibinin adını araştırdım. Fermat'ın gerçek adını öğrenebilmek için. Ama postaneden o bilgiyi alamazsın, gizli bilgidir. Teorik olarak öyle. Postaneye gittim ve onlara Boz Ayıları Koruma Derneği'nin başkanı olduğumu söyledim. Onlara dağlarda yalnızca 325 ayı kaldığını ve sembolik olarak o posta kutusunu almak istediğimizi söyledim. Ve oradaki görevli posta kutusunun bir sahibi olduğunu söyledi. Bu posta kutusunun dernek için çok önemli olduğu konusunda ısrar ettim. Ve ayıların minnettar kalacağını söyledim. Ve o görevli de sana ismi mi söyledi? Ayrıca ayılar için yardımda bulundu. Evet, Fermat'ın gerçek adını söyledi. İnterneti araştırdım ve sıkı durun. İnternette onunla ilgili hiçbir şey yok. Sıfır. Tamam. Bu kadar mı? Tebrik ederim. Hiçbir şey bulamadığını bulmuş oldun. Hiç olmazsa Fermat'ın asıl adını söyle. Evet, adı feyli bir şeydi. Fren mi? Hayır, Fren değildi. Tamam, dur biraz. Yavaş ol. Bu kadar bilgiyi birden özümsemek zor tabii ki. Bir şey daha buldun. İyi akşamlar. Geciktiğim için özür dilerim. Ben Fermat. Bu bilmecede mektup kadar özgünse beklediğimize değer. Söz konusu olan bilmece... aslında acelemiz yok. Evet, önce biraz oturup sakin kafayla düşünelim. Yok, hayır. Gelmiş geçmiş en büyük problem bence şudur. Nasıl oluyor da buradaki dört değerli arkadaş hala yemeğe dokunmamış durumda? Bundan önce katıldığım son toplantı da bu konudaydı. Portakallar mı? Kepler'in küresel şekilleri üst üste yığmakla ilgili problemiydi. O problemin çözümü henüz yok, değil mi? İşin aslı matematikçiler pratik uygulama alanı olmayan aptallıklarla uğraşırlar. Bir problemi çözerek tarihe geçmek aptallık değildir. Her matematikçinin hayali budur. O zaman ben herhangi bir matematikçi değilim. Kısa bir zaman evvel insanların imkansız dilekleri üzerine bir çalışma göz attım. Onların dilekleri uçmak ve görünmez olmaktı. Sizin tercihiniz? Uçmak derdim. Neden? Bilmiyorum ama bence uçmak eğlenceli olurdu. Güzel olurdu yani. Ben de uçmak derdim. Eğer herkes uçabilseydi bir özelliği kalmazdı. Yalnızca sen uçabiliyorsan özeldir. Bence havada uçmak biraz abartılıyor. Bence çok daha pratik olan görünmez olmaktır. Hı. Neden peki? Görünmeden görebilmek için. Bence görünmezlik denen şey kötülüğe hizmet eder. Bir insan görünmez olsaydı ne yapardı? Kadınların soyunma odasını gözetlerdi. Barlardan bahşiş çalar, kiliseye çıplak giderdi. İyi bir şey yok. İyi şey yaptığımızda görünmek isteriz. Evet, bu doğru. Ama görünmez olabilseydim, görünmeden de insanlık için iyi şeyler yapabilirdim. Ve kimse bana teşekkür etmek zorunda kalmazdı. Bu herif bize şu problemden ne zaman söz edecek acaba? Pekala. Bence başlayıp gelmiş geçmiş en zor problemi çözebiliriz. Bilemiyorum. Sanırım olabilir. Affedersin. Ha, tabii. Evet. Evet. Evet, dinliyorum. Madem Fermat hakkında bu kadar bilgi edindin, katil olabileceğini düşündün mü? Neden bir katil olsun ki? Yapma. Buradaki 5 kişi arasında sadece onda cep telefonu var. Anladınız mı? Cep telefonu. Hiç komik değil. Maalesef gitmem gerekiyor. Bir sorun mu var? Sanırım hastaneden aradılar ama pek iyi duyamadım. Sonra da hat kesildi. Peki hastanede ne var? Kızım şu anda orada. Komada. O zaman iyi haber de olabilir, öyle değil mi? Ya da kötü bir haber. Belki de benden bilgi almak istemişlerdir. Bir saate kadar dönmüş olurum. Bensiz başlasanız daha iyi olur. Evet. Ne düşündüğünü biliyorum. Bunun tuhaf olduğunu düşünüyorsun. Fermat ceketini unutmuş. Fermat! 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 Ceketin! Fermat! Fermat! Ceketin kaldı. Güzel. Artık yalnız olduğumuza göre ne yapabileceğimizi görelim. Pascal nerede? O Fermat'ın ceketi. Elbette. Bakalım. Roman. Roman. Román. Fermat'ın adı Román. Román Naranjo López. Román Naranjo López mi? Tanıdık geliyor mu? Román Naranjo. Doğrusu hiç duymadım. Bu isimle birini tanımıyorum. Baktığım posta kutusunun sahibinin ismi bu değildi. Şey gibi... Fermin de la Vega ya da... de la Cuadra ya da... ya da de Las Vegas. De Las Vegas mı? Elbette. Aslında Fermin olmayabilir. Sıradaki problemi çözmek için tam 1 dakikanız var. Şeker satıcısına içi görünmeyen 3 kutu gelir. Bir kutuda naneli şeker vardır, diğerinde anasonlu şeker. Sonuncuda anasonlu ve naneli şeker. Kutuların üzerinde nane, anason ve karışık yazan etiketleri vardır. Satıcıya tüm kutuların etiketlerinin kesinlikle yanlış olduğu söylenir. Acaba bu durumda satıcı kutuların içinde ne olduğunu bulmak için en az kaç şeker almalıdır? Lütfen bana en büyük problemin bu zırva olduğunu söylemeyin sakın. Bence aydınlatıcı bir problem. Şimdi beni dinleyin. Peki 1 dakika içinde çözemezsek o zaman ne olacak? Tekrar oku Olivia. 3 kutu var. Birinde naneli şeker, diğerinde anasonlu şeker ve 3.'de de karışık şeker var. Yanlış etiketlenmiş. Peki en az sayıda şekere bakarak gerçek etiketleri nasıl bulursun? Bu çok basit. Her kutudan bir tane alırsın. Hayır, hayır. Çünkü orada bir tane naneli varken bir tane de anasonlu var. Evet, kesinlikle doğru. Karışık olanı nereden bileceksin? Bu duvar hareket ediyor. Bir dakika. Hangisinin karışık olduğunu anlayabilmek için birden fazla alman gerekir. Diyelim 3 tane aldım ve hepsi anasonlu çıktı. O kutuda anasonlu şeker olduğunu bilebilir misin? Elbette. Bir olasılık problemi. Bir tane şeker alman yeter. Çocuklara göre bir problem. Çünkü cevap soru cümlesinde saklı. Tüm kutular yanlış etiketlenmiştir. Öyleyse karışık kutusundan bir tane alman yeterli olur. Çünkü karışık onun içinde olamaz. Eğer naneli çıkarsa naneli şeker kutusudur. Öyleyse hangisi karışık? Bu kutu olamaz. Çünkü o zaman bunlar anasonlu olurdu. Bunun etiketi de doğru olurdu. Ama yanlış etiketlendiklerine göre karışık olan bu. Ve bunlar da anasonlu. Cevap mı? Tek şeker yeter. Tamam, öyleyse cevabı gönderiyorum. Doğruymuş. Beni dinler misiniz? O da giderek küçülüyor. Dışarı açılmıyor muydu? Yeni problem. Şu kodu çözmeniz için 1 dakikanız var. 1, kod ne? 1, 0 ve 1'lerden oluşan bir dizi. Evet, 1 dakikadan uzun sürerse o da tekrar küçülecek. Bu bir oyun olmalı. Ev sahibimiz çok şakacı biri olmalı. Tamam, 1, 1, 0, 1. Kaç tane sayı var? Ben sayarım, 1 dakika. 169. Bu konuda fikriniz var mı? 169'un ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Tamam, bir fikrim var. Bir şeyin parçaları lazım. Bu. Bakın, 2 ay kadar önce Bay Román Naranjo 4 tane su cenderesi almış. Sizce bir ev sahibinin bir şaka için bu kadar ileri gitmesi normal mi? Bilmiyorum. Böyle toplantılara daha önce gittiğinizi söylemiştiniz. Aslında çok değil. Sadece 2'sine. Bununla birlikte tabii. Fermat, Román Naranjo her kimse amacı şaka yapmak değil. Suç işlemeye niyetli. Çünkü Poseidon tipi 4 tane cendere satın almış. Her duvarda bir tane. Sanırım sistemde bu cep telefonuna bağlı. Her bilmeceye bir süre vermiş. 1 dakikayı geçerse cendereler hareket etmeye başlıyor. Daha sürecek mi? Bitmek üzere. Bu oda yaklaşık 50 metrekare ve duvarlar dakikada 10 santimetre hareket ediyor. Bu da gözle görülüyor. Yani... 1 saate kadar odanın alanı asansörünkine eşit olacak. Mobilya dolu bir asansör olacak. Başka türlü çözeriz. Yardım eder misiniz? Hadi. Biraz ittirin. Zamanınızı boşa harcıyorsunuz. Böyle bir cendere gerçek hayatta ne için kullanılır biliyor musunuz? Biliyorsan söyle. Şöyle söyleyeyim. Arabaları hurdaya çeviren o cendereleri gördünüz mü hiç? O arabaların zamanı dolunca arkadaki gibi bir cendere tarafından hurda haline getirilir. Bir tanesi şurada. Biri şurada. Ve biri de şurada. Tamam. Evet, tamam. İşte tamam. Tamam. Evet. İşte tamam. lanet olsun. Tanrı aşkına bu ne biçim bir toplantı böyle ha? Biz ona ne kötülük yaptık ki? En iyisi oturman ve bilmeceyi çözmeye çalışman. Bilmeceleri bize verilen zaman içinde çözmeliyiz. Evet. Ama bizler insanız ve yorulmaya başlayacağız. Makineler yorulmaz. Sence bizi neden ezmek istiyor? Hepimizi değil. Kurunun yanında yaş da yanar diyelim. Beni öldürmek istiyor. Bu iş kızıyla alakalı. Birkaç ay önce çok önemli bir şey icat ettim. Ve patentini birine sattım. Bir bebek. Patlamış mısır yapıyor. Aslında sen onu gördün. Sonra bir parti düzenlendi. Genel müdürü de gelecekti ama arayıp geç kalacağını çünkü yağmur yağdığını söyledi. Bir taksi bulması imkansızmış. Ben de gidip onu almayı önerdim. Sonra arabama atladım ve evine doğru yola çıktım. 1 kilometre kadar gitmiştim ki bir şeyi fark ettim. Arabada acayip bir koku vardı. Köpek dışkısı kokuyordu. Müdür benim o tekerlekli gaz odasına bindiğinde ne düşünecekti acaba? Camları açmak aklına gelmedi mi? Çok yağmur vardı. Ama aklıma bir fikir geldi. Ayakkabımı torpido gözüne sokmak. Ayakkabıyı aldım, torpido gözüne soktum. Sonra dönüp baktığımda karşımda bir kız duruyordu. Sağına soluna bakmadan, ışıklar olmadan, üst geçit olmadan öylece yolun ortasından karşıya geçiyordu. Hızlı değildim, frene basabilseydim bir şey olmazdı ama yapamadım işte. Aslında o anda çıplak ayağımla dışkı kaplı pedala basmak aklımdan geçti. Ve frene bastım. Ama o milisaniyeler süren tereddüt beni biraz geciktirdi tabii. Ve o kıza çarptım. Ambulans çağırdım, gelince de gittim. Orada durmadım. Ama o kız yanlış yerden geçmek istemiş. Tek hatan oradan kaçmak olmuş. Ertesi günde karakola gittim. İçtiğin içkilerin etkisi geçtikten sonra mı? Aileden özür dilemeye çalıştım ama onları görmeme izin vermediler. Ve sonra bu fotoğrafı gördüm. Roma'nın cüzdanında. Ve o zaman anladım. O lanet olası adam kızını görmeye gideceğini söyledi. Buldum. 169 eşittir 13 çarpı 13 bir karenin koordinatları. Bir yüzü oluşturan sıfırlar ve birler. Bakın. 0, 1, 1, 0, 0, 0. O zaman bu problemin yanıtı tek yüz. Gönderiyorum. Durmadı. Bu bir yüz değil. Bir kafatası. Gireyim. Tamam. Fermat seni öldürmek istiyor, o kadarını anladım. Peki bizimle işi ne? Sen birine çarptın diye bizim de mi ölmemiz gerekiyor? Siz tesadüfi kurbanlarsınız. O beni öldürmek istiyor. Sanırım hepiniz bu tuzağın parçalarısınız. Yeni bir problem. Hadi 1 dakikamız var. İçmeyi bırak artık. Çünkü ayık nöronlara ihtiyacımız var. Evet. Tamam, okuyalım. Hava geçirmeyen bir oda ve odanın içinde de bir ampul var. Dışında da 3 tane anahtar bulunmaktadır. Yalnızca bir tanesi ışığı yakmaktadır. Kapı kapalı iken anahtarlara istediğiniz sıklıkta bakabilirsiniz. Bu problem değil. Ama kapıyı açtığınızda hangi anahtarın lambayı açtığını söylemeniz gerekir. Lanet olsun. Pekala. Varsayalım 1 ve 2 numaralı anahtarlara bastık. 1'e ve 2'ye. Kapıyı açtık ve o ampul yanmıyor. O zaman doğru anahtar 3 numara olurdu. Ama biz yine de... Bu yüzden toplantıyı gölete almışlar. Birinin mi 2'nin mi doğru anahtar olduğunu bilmeyiz. İz bırakmamak için arabalarımızı batıracak. Lütfen dikkatimizi verelim. Burada bir bit yeniği var. Ya o mektuptaki problemi çözememiş olsaydım? Sayılar alfabetik sıradaydı. Kolay bir sorun. Sana yardım eden ya da bir ipucu veren oldu mu? Hayır. Lütfen kullandığın kitapları yerlerine alfabetik sırayla koy. Lütfen anahtarlara ve ampule odaklanalım. Zamanımız daralıyor. Peki neden intikam almak için bu kadar zahmete giriyor ki? Neden seni vurmuyor? Kesin şunu. Fermat'ın bizden ne istediğini bilmiyorum ama almasının en kolay yolunun bu odadan geçtiğini düşünüyor gibi. Aslında benim bu konuda bir teorim var ama önce şu problemi çözelim lütfen. Harika. Şimdi de karanlıkta kalacağız. Ne oldu? Yok bir şey. Elimi yaktım. Elini yaktım. İşin sırrı lambaların sıcaklığında. Önce 1 numaralı anahtarı açıyoruz ve bir süre açık bırakıyoruz. Sonra kapatıp 2 numaralı anahtarı yakıyoruz ve kapıyı açıyoruz. Eğer ışık açıksa 2 numaralı anahtar. Ama eğer kapalıysa ve sıcaksa bir süre açık bıraktığımız 1 numaralı anahtar olmalı. Eğer kapalıysa ve soğuksa 3 numaralı anahtar. Problem çözüldü. Evet, çözüm bu. Hadi çabuk çabuk. Doğru. Olivia, burada olanlar konusunda senin teorin neydi? Bence işin sırrı ceketti. Fermat onu unuttu mu yoksa bilerek mi bıraktı? Bence Pascal'ın fotoğrafı görmesi için ceketini bilerek bıraktı. Ceket olmasaydı Pascal kendini öldürmeye çalıştığını anlayamazdı. Bunun nedeni araba kazası. Kalan 3'ümüzü neden öldürmek istediğini bilmiyoruz. Bir fikrim yok. Ama bir şeyler yapmalıyız. Hava sıcak değil mi? Şu Audi borcum ne kadar? Hangi Audi? Şu bordo olan mı? Evet öyle. Evet, haklısınız. Tek Audi var. Bakın benim acelem var, lütfen. €45 lütfen. 45 avro. İsa'nın yaşı. Lanet olsun, cüzdanım yok. Ödemeden gidemezsiniz. Ama Fermat'ı daha önceden tanıyor muydun? Hayır, bu benim. Buraya düşmek için ne yaptığımı gerçekten bilmiyorum. Ben kızına çarpmıştım, size söyledim. Ben de matematikçiyim çünkü bildiğim tek şey bu. Onun dışında video kasetleri geriye sarmadan iade ederim. Ayrıca seçim anketlerinde yalan söylerim. Oruçsuz kutsal ayine katılırım. Eldiven kullanmadan meyve toplarım. Bunlar yüzünden bir insan benden nefret edebilir mi? Benim düşmanım yoktur. Benim felsefem iyilik yap, iyilik bul. Emin misin? Beş senemi Goldbach hipotezi üzerine çalışarak geçirdim. Tezimi sunmama 20 gün kala biri odaya girip her şeyi tahrip etti. Blaise Pascal, 1623-1662. Sanırım 26 yaşındasın. Yani? Olivia Sabuko'nun öldüğü yaştasın. Sen kaç yaşındasın? 22. Evariste Galos'un öldüğü yaşta. Pascal da benim yaşımda ölmüş, 39 yaşında yani. Peki David Hilbert ne zaman ölmüş? Pierre Fermat 64 yaşında ölmüş. Román Naranjo da 64 yaşında. Bu adamdan sıkılmaya başladım artık. Burada olmalı. Burada bir yerden bizi izliyor gibi. Román! Ne istiyorsun? Bu da bize 7 sene uğursuzluk getirecek. Yeni problemi duymak ister misiniz? Bir tanesi 4, bir tanesi 7 dakika ölçen 2 kum saati kullanarak 9 dakikayı nasıl ölçersiniz? Bu problem için 2 dakikamız var. İşte, belki yardımcı olur. Pascal, sence buradaki raflar bir araya geldiğinde o cendereler durur mu? Bir Poseidon cenderesini tek şey durdurabilir. 2 Poseidon cenderesi. Bizde 4 tane var. Neden birbirlerine kırdırmıyoruz? Pekala. Bulunduğumuz odanın bir planı. Kapı işte burada. Ve şurada da kara tahta var. Masa, şurada, şurada ve şurada da raflar var. Belki güçlerini etkisiz hale getirebiliriz. Eğer bunu yapabilirsek kendilerini durdurma şansımız olacaktır. Bildiklerini anlatmak zorunda kalacaksın. Peki rafların boyutu ne? Sanırım 2 metre civarında. Genişlikleri? Birlikte 4 metreye yakın. O zaman akıllıca hareket edersek... Yapmak istediğini işte. Çok iyi anladım. İşe yarar mı? Öğrenmenin tek yolu var. Evet. Bunu öğrenmenin tek yolu yapmak. Tabii. Evet. Buldum. Cevabı göndereceğim. Dur, ne kadar zaman var? 20 saniye. Cevabı kontrol et. Zamana ihtiyacımız var. Ama eminim. 2 kum saatini aynı anda başlatırız. 4. kum saati bittiğinde tam olarak 4 dakika geçmiş olur. Ve 3 dakika sonra 7'lik olan biter. Ona çeviririz. 4'lük tekrar bittiğinde 8 dakika geçmiş olur. 8 dakika geçmiş olacak. 7'likten de 1 dakika geçecek. Ve 7'likten 1 dakika geçtiğinde 7'liği tekrar çevirerek 9 dakikayı tamamlamış oluruz. Anladınız mı? Evet, evet. Kesinlikle. Tamam. Sadece bir saniyemiz kaldı. Bir problem daha. Okuyorum. Bir öğrenci öğretmenine sorar. Kızlarınız kaç yaşında? Öğretmen cevap verir. Eğer yaşlarını çarparsanız 36 eder. Eğer toplarsanız kapı numaranız eder. Öğrenci bu bilgi yetersiz der. Öğretmen cevap verir. Haklısın. Büyük olan piyano çalıyor. Kızlar kaç yaşındadır? Gerçeküstü bir soru. En büyüğü 9 yaşında, diğerleri de 2 yaşında ikizler. Ama hemen gönderme, bize zaman lazım. Nereden biliyorsun? Klasik bir soru, açıklayacak zaman yok. Sence dayanacak mı? Basıncı bilmiyoruz. Kömürü toza da elmasa da dönüştürebilir. Arşimed'in sözü müydü? Hayır. MacGyver. Cevabı bilgisayarına gir. Ben de değil. Ne? Masanın üzerindeydi. Buralara bir yere düşmüş olmalı. Hadi. O nedir? Fermat'ın davetiyesi. Ne? Fermat'ın getirdiği davetiye. Ev sahibi neden davetiye getirsin ki? Román Naranjo adına. Tertiplediğim bu toplantıya sadece sen ve 4 kişi davet edildi. 25 Temmuz Cuma günü. Saat 22'de ambara gel. Görüşürüz. Buraya gelmesi mi söylenmiş? Cep telefonunuzu getirmeyi unutmayın. Toplantı boyunca kullandığınız isim Fermat. Bu da ne? O cep bilgisayarını bulmalıyız. Hala hareket imkanı varken. Anlamadınız mı? Román'ın bizden 10 dakika sonra gelip kendini Fermat olarak tanıtmasını istemişler. Bu yüzden hepimiz yanıldık. Herkes burada. Ve Román buraya en son geldiği için biz de onu ev sahibi sandık. Ama ev sahibi o değilse, o zaman neden masanın başına oturdu? Çünkü onun ev sahibi olduğunu düşünerek boş bıraktığımız yere oturdu. Yani ev sahibiymiş gibi mi davrandı diyorsun? Hayır, hayır. Aslında Román'ın ev sahibi olduğundan haberi yoktu. Bu yüzden garip davrandı. Ben siz başlasanız daha iyi olur. Onsuz nasıl başlayabilirdik ki? Peki neden bir tek o telefon getirebildi? Hastane hikayesinin oluşması için. Affedersiniz. Evet. Yani Román masum bir adam. Bundan eminim. Bence seni tanımadı bile. Cep bilgisayarı. Gönderiyorum. Tamam. Beni siz aradınız. Toplantıyı terk ettim. Tam 60 kilometre kadar yol gittim. Benzinim bitti. Parayı ödemek için geri döndüm buraya. Ama biz sizi aramadık bayım. Belki siz değildiniz ama inanın bana bu hastaneden bir görevli aradı. Lütfen ben şu hemşireyle tamamen eminim. Sakin olun lütfen. Beni dinleyin. Bay Naranjo lütfen sakin olun. Pekala. Sizi arayan numarayı gösterir misiniz? Gizli bir numaraydı. Biz arayınca santral numarası çıkar bayım. Bay Naranjo, kızınızın durumu aynı. Ve sizi biz aramadık. Of, tek bildiğim toplantı yerine 60 kilometre daha direksiyon sallayıp cüzdanımı alıp dönüp benzinin parasını da ödeyip 60 kilometre daha araba kullanacağım. Bay Naranjo, neden yarına bırakmıyorsunuz? Evinize gidin ve dinlenin efendim. Peki, teşekkür ederim. Tamam. Evimin anahtarları da o ceketteydi. Anlıyor musunuz? Anahtarlar, ceket, benzin, lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun. Ona gerçekten acıyorum. Evet. Anlamadığım şey şu, bunu Román Naranjo ayarlamadıysa o zaman kim ayarladı? Şu tezini imha eden adam olmasın. O sadece kıskanç bir çocuktu. Yapma. Bir çocuk yurt odasına girip belgeleri imha edip görünmeden çıkamaz. Bayan Olivia, bence soru metninde verilmeyen bilgilere dayanarak soru çözmemelisiniz. Nerede olduğunu nereden biliyorsunuz? Çünkü biz 2 sene çıkmıştık. Sonra ayrıldık. Peki neden ayrıldınız? Ona sorun. Belki size söyler. Ayrıldık, hepsi bu. Ve hemen ardından o davetiyeyi aldım. Bu senin işin sanmıştım. Aslında bundan eminim. Eğer ben aramış olsaydım açığa çıkarmak için olurdu. Bu senin fikrin. Benim fikrim değildi. Bence öyleydi. Yalancılar ülkesinin tüm sakinleri her zaman yalan söyler. Doğrucular ülkesinin sakinleri ise her zaman doğru söyler. Bir yabancı 2 kapılı bir odada tek başına kapalı kalmıştır. Bir kapı özgürlüğe açılırken diğeri hiç açılmaz. Bir kapının başında doğrucular ülkesinden bir gardiyan var, diğerinde yalancılar ülkesinden. Özgürlüğe açılan kapıyı bulmak için oradaki yabancı gardiyanlardan birine sadece tek soru sorabilir. Ama hangi gardiyan yalancılar ülkesindendir ve hangisi doğrucular ülkesinden? Hangi soruyu sormalı? 1 dakikadan az süremiz var. Bunu bir filmde görmüştüm. Bir gardiyan hep doğruyu söylüyor ve farz edelim ki o gardiyan sensin. Evet. Diğeri de yalancı olsun, sen ol. Tam tersi olmalıydı. Sen de odada kapalı kalan yabancı ol. Hangi kapının doğru olduğunu sorarsan... Hangisinin yalan söylediğini bilmiyorsun ki. Durun, bir fikrim var. Pekala, sana onun hangi kapıyı söyleyeceğini sorsaydım. Ben hep doğruyu söylüyor olduğum için onu söyler derdim. Aha, anladım. Bir tanesine diğerinin ne diyeceğini sormamız gerekiyor. Sen yanlış kapıyı göstereceğin için diğer kapıyı seçerdim. Anladın mı? Dikkat et. Doğru. Peki neden ayrılmıştınız? Nedense başka bir aşığım varmış fikrine kapıldı. Öyle olmadığına ikna edemedin mi? Asıl sorun yaş farkı. Hesaplarıma göre en yaşlınız benim. Aslında ben interneti hiçbir zaman sevmedim. Ve bir gün satranç için internete girdim. Tanımadığım biriyle satranç oynamaktan daha masum ne olabilirdi ki? Evet, oynarken mesajlaştık ve değişik duygular hissettim. Beni yendi. Beni her defasında yendi. Ve ben de ona ilgi duymaya başladım. Bir gün onunla yüz yüze bir oyun oynamaya karar verdik. Onu görmeyi çok istiyordum. Ve beni davet etti. Önemli insanların olduğu bir partiye. Özel bir parti olduğunu ve gelmem gerektiğini söyledi. Evinde mi? Hayır. Evinde değildi. Bir teknede. Teknede mi? Neden? Ben de merak ettim. Neden? Neden bir tekne? Ama sonra anladım. Açık denizde kalmalıydı çünkü yaptıkları şeyler hemen hemen her ülkede yasa dışıydı. Neler olduğunu söyleyeyim mi? Evet mi? Hayır. Cesaretin varsa sor. Hayır, boş ver. O partide olanlar yüzünden daha sık gitmeye başladım. Çünkü benim kontrolümde değildi. Bekle bir dakika. Bunları o adam tertiplemiş olmasın sakın. Hayır. Ama neden? Adam bol paralı serserinin tekiymiş. O kadar parası varken neden yapmasın? İmkansız ki? Çünkü o da burada. Zaman doldu. Problemi duymak ister misiniz? Anne oğlundan 21 yaş büyüktür. Burada olacağı hiç aklıma gelmemişti. Oğlu 6 sene sonra annesinin yaşının 5'te 1'i olacak. Baba ne yapıyor? Tam 10 saniyemiz var. Burada ölmeyi hak ediyorsunuz. Ne yapıyorsun? Sen de öleceksin. Umurumda değil. Umrunda değil ha? Aslında tüm bunları tertipleyen o adamın böyle ilginç bir gösteriyi kaçırması imkansız. Tüm bunları ben tertiplemiş olsaydım intikam almak beni kesmezdi. Sonuna kadar gitmek isterdim. Ne demek istiyorsun sen ha? Bazen bir suçlu intikam ateşiyle yanıp tutuşurken ölümünü umursamaz. Bunları benim tertiplediğimi mi ima ediyorsun? Ölmeyi hak ettiler dedin ve hiçbir şeyi umursamıyorsun. Ve cep bilgisayarını kırarak bizi ölüme bir adım daha yaklaştırdın. Aramızda bir şey olduğunu biliyordun ha? Bunların hepsi senin tarzın. Çocuksu bir tarz. Bilgiç bilmeceler ve aptalca muammalar değil mi? Peki bütün bunlara gerek var mıydı? Román Naranjo adına 4 tane su cenderesi almış olabilirsin. O davetiyeleri de göndermiş olabilirsin. Tüm bunları yapabilirsin. Yapmış olabilirsin. Ama sen yapmadın. Ne? Onun yapmadığını şimdi fark ettim. Yemekten sonrasını hatırlayın. Etrafta dolaşıp masayı temizliyor ve Fermat'ın problemi sormasını bekliyorduk. Evet, sanırım problemi çözmenin... Sonra beklenmedik bir ses duyuldu. Bence de öyle, affedersin. O telefon görüşmesi planın çok önemli bir kısmıydı. Alo. Fermat alo, odadan alo çıkacaktı. Böylece biz de ondan şüphelenecektik çocuklar. Telefonu açan kişi, tüm bunları tertipleyen kişiydi. O yapmış olamazdı çünkü o sırada kanepede yanımda oturuyordu. Yalnızca bir kişi o aramayı yapmış olabilir. Fermat telefondayken odada olmayan tek kişi o aramayı yapabilir. Sorun mu var? Bir tane x'in değerini bulmalısın. Efrén Huevas! Mektupları o gönderdi. Fermin değildi. Efren'di. Son arama saat 22.55'te. Sanırım Fermat'ı bu telefondan aradın. Yardım çağırın, zaman yok. Zaman kalmadı. Onu arayalım. Belki de yola çıkmıştır. Fermat çoktan öldü. İyi akşamlar. Ehliyetinizi görebilir miyim lütfen? Ehliyetim yok. Aslında var ama buradan 5 kilometre uzaktaki bir evde kaldı. Benimle gelirseniz size gösteririm. Lütfen rica ediyorum. Takip edin beni çok yakında. Neden benimle gelmiyorsunuz? Ha? Size yalvarıyorum. Çok ciddiyim lütfen. Cevap vermiyor. Nasıl durduruyorsun? Buradan nasıl çıkacağız? Tek yol var. Sen de öleceksin. Uzun zamandır bu an için hazırlanıyorum. Maketini bile yaptım. İzin verir misiniz? İşte Goldbach hipotezinin doğru olduğunu gösteren ispatım. Onun hipotezini sen mi yok ettin? Ben mi? 2 ay önce ispatlamaya o kadar yaklaşmıştım ki. Sadece birkaç küçük düzeltme yeterli olacaktı. Ve sonra bunu gördüm. 35 sene çözmeye çalışıyorsun. Ve bir çocuk senden 10 gün önce çözüyor. Üstelik ukalalık da yapıyor. Tek meziyetim var, genç olmak. Ne yapacağımı bilemedim. Hatta intiharı düşündüm. Öte yandan seninle tanışmayı da çok istiyorum. Ve sonra basında bunu okudum. En büyük matematik probleminin çözümü tahrip edildi. Ve ben de sana bir e-posta gönderdim. Kız arkadaşın yanıtladı. Benim için imkansız olan bir şeyi, çalışmanın tahrip edildiğini ve baştan yazacağını doğruladı. Goldbach hipotezini ispatlamayı başarma tutkusu bende bir takıntıya dönüşmüştü. İşte burada. Teşekkür ederim. Ama bu daha iyice. Ben de hipotezi ispatladım ama ilk sen yaptın. 3 sene daha geçse de ispat etmiş ilk insan sen olacaksın. Ama yine de şimdi durum değişecek. Eğer anne oğlundan 21 yaş büyükse babanın ne yaptığını nasıl bilemezsin? Söyler misin? Artık dayanamıyorum. Hadi. Yapamam. Hadi. Ha hadi. 6 sene sonra oğlu annesinin yaşının 5'te 1'i olacak. Peki baba ne yapıyor? Cevap eksi çıkıyor. Evet. Bu mümkün. Çocuğun yaşı -3 çeyrek yıl. -3 çeyrek yıl. Peki baba ne yapıyor? Bilmiyorum. Onu rahat bırak. -3 çeyrek, -9 ay demektir. Baba o sırada anneyi beceriyor. Bu odayı sadece zekanızı sınamak için kurdum. Sonunda size birer not vereceğim. Bunun Roman ve benimle ne ilgisi var? Yarın Roman'ın sizden intikam aldığını düşünecekler. Ve hepimizin onun kurbanı olduğunu. Roman'ı suçladıklarında kendini savunacak. Roman'ın öldüğünü size söylemiştim. Bu imkansız. Onu giderken görmüştüm. Yemekten sonra birlikte masayı temizledik. Gerçekten eğlenceli bir gece olacak. Aslında düzmece ev sahibiyle ilgili durumun bu kadar eğlenceli olacağını düşünmemiştim. Ve sonra şu meşhur telefon görüşmesini yaptım. Ha öyle mi? Ben o kadar emin değilim. Gerçekten de evet, ilginç bir görüşme oldu. Affedersin. Alo? İyi akşamlar Bay Naranjo. Hastaneden arıyorum. Alo buyurun. Bir saniye lütfen. Bunu çok akıllıca yaptım, zekiceydi. Ama onunla konuşurken emniyet kemerinin tokasına fosjen sürdüğümü bilmiyorsunuz. Hemen hastaneye gelmelisiniz efendim, kızınız. Ve fosjen, teneffüs edildiğinde 2 dakikadan kısa bir sürede boğulmaya neden olur. Geride bir iz bırakmaz. Sanırım gitmek zorundayım. Sorun mu var? Ve arabayla yapacağı kaza ölüm sebebini gizler. Ne yapıyorsun? Fermat'ı arıyorum. Araba kullanırken cevap vermem. Dikkatli olmak gerek. Trafik kazasında ölenlerin %28'inin kemer takmadığını biliyor musunuz? Onlar da sizin gibi kemer takmayanlar bayım. Aa, öyleyse kalanlar yani %72'lik bir kesim emniyet kemeriyle ölüyor ha? Ölmeyi umursadığına inanmıyorum. Bizi bulduklarında bu dosyaya yapışmış bir halde olacağım. Ama tarihe Goldbach hipotezini çözen matematikçi olarak geçeceğim. Bu bana yeter. Keşke yalan söylemeseydim. Anlamadım. Goldbach hipotezini hiç çözemedim. İlgini çekebilmek için üzerinde çalıştığımı söyledim. İşe yaradı. Sonra yalanlar büyüdü ve ardından röportajlar geldi. Benden sunum istediler ve nasıl zaman kazanacağımı bilemedim. Odama kimse girmedi. Her şeyi ben yok ettim. Ne yapacağımı bilemedim. Senin için yaptım. Senin için yaptım. O zaman ilk çözen bendim. Goldbach hipotezini herkesten önce çözdüm. Ben ilkim. Ne yapıyorsun? Bunu hak etti. Dışarı çıkmak için bir yol biliyordun. Ona ihtiyacımız var. Çünkü dosyayla ölme hikayesine inanmıyorum. Eminim ki bir kaçış planı vardır. Neden öleceğimizi kabul etmiyoruz? Evet, biz de Galois, Sabuco ve Pascal'la aynı yaşta öleceğiz, öyle değil mi? Ama David Hilbert 80'lerinde ölmüştü, hatırlasanıza. Yani adamın ölmeye niyeti yoktu. Bu oldu, sadece bizim zekamızı sınıyordu. Olamaz. Sınavı geçmenin bir yolu olmalı. Parçalanıyor. Küçük bir asansör var. Gidelim. Yalnızca bir kişilik yer var. Hayır, ben sığmam. Eğer kafan sığarsa vücudunda sığacak. Kıçını bir kaska sıkıştırmayı denesene. Hadi. Şimdi yukarı gönder. Çünkü çıkış kapalı. Yapamıyorum. Yukarı it. Hadi yukarı it. Yapamıyorum. Çok ağır. Biraz itmeyi dene. Tamam. Bununla deneyeceğim. Acele et. Tamam. Hayır, hayır, hadi. Bekle. Dur bir saniye. Dur. Ama bir saniyemiz yok. Tamam. Kahretsin. Ne oldu? Pantolonum buraya sıkıştı. Bakın. Ayın son 4'ünü. Ne ironi. O da sıkışıyor. Onunla ne yapacaksın? Problem de bu. Eğer bu ispatı bu şekilde yayınlayacak olursam... Efrén Huevas tarihe geçer ve kazanmış olur. Bunu kendi ismimle yayınlarsam... pek etik olmaz. Ama benim için en kolayı olur. Üstümden bir yük kalkar. Ne yapıyorsun? Problem çözüldü. Ama neden? O attığın şey 250 yıldan beri çözülemeyen bir problemin çözümüydü. Bunu dünyaya nasıl yaparsın? Dünyada bir değişiklik yok. Ah Tanrım.